Evet arkadaşlar, serimizin Münevver Karabulut cinayetinin serisinin ikinci videosuyla karşı karşıyayız. Şimdi ilk resmi biraz gördük. Amacımız büyük resme bakmak, o resmi biraz büyüterek anlamaya çalışmak. Elimizden geldiğince işte astrolojiyi de burada kullanacağız. Şimdi bugünkü videoda değerli dostlar, Cem Gariboğlu geçmişte kim olabilir? Bunu anlamaya çalışacağız. Cem Gariboğlu'nun rektifiye ettiğim haritası 16 bulmuştum ama 16.02'ye çektim. İnanılmaz derecede Cem Gariboğlu'nun natal, yani o yapısıyla şeyle çok uyuyor. Yani harita çok tutarlı gözüküyor ama tabii ki şunu garanti edemem. Bu Cem Gariboğlu'nun haritası %100 doğrudur, garanti edemem. Şimdi değerli dostlar, İkinci videomuzda resmi biraz daha büyütelim ve bu sefer Cem Gariboğlu'nun haritasında bir zaman yolculuğuna çıkalım. Cem Gariboğlu kim olabilir? Gelin onu bir izleyelim. Şimdi ekranı paylaşacağım değerli dostlar. Şuradan daha çok şeyler anlatacağım size arkadaşlar. Çok sıra dışı bilgiler var. İnanılmaz. Bakın, bu Cem Gariboğlu'nun haritası. Şimdi Cem Gariboğlu'nun yükseleni şuradan 12.02 yapalım. Ben hani 12.02, onu sonraki videolarda anlayacaksınız. 12.02 yaptığımızda değerli dostlar, yükselen 11 derece işte Koç'ta. Yükselen yönesi Mars, Akrep Burcu'na gelmiş. Şimdi zaten Koç enerjisi direkt öldürme. Yani, ama hayır, yani her yükselen Koç, bunlar adam öldür değil. Ama Mars işte Akrep'te arkadaşlar. Sanki hayat misyonunda, bu hayat yolculuğunda, bu misyonunda bir sanki gerçekten tetikçi ama güçlü bir figürle karşı karşıyayız. Neden güçlü olduğunu anlatacağım size değerli dostlar. Bu tetikçi derken de böyle basit, bu işler için bir tetikçi olmayabilir. Birçok bilgi var burada. Anlamaya çalışacağız. Şimdi yükselen yönesi Mars, Akrep Burcu'na 8 derece gelmiş. Hem Akrep'te 8 derecede arkadaşlar. Burası yine Akrep enerjisi var. Bakın, sanki bu kişi çok uzun zamandır bir yapıda ve bu yapıda daha çok öldürme işiyle ilgileniyor. Yükseleni Uranüs, Kuzey Ay Düğümü ve Neptün'e kare. Bakın, 11 derece, yaklaşık 12 derece yükseleni Neptün 14 derece oğlakta, Uranüs 10 derece oğlakta ve Kuzey Ay Düğümü de 13 derece oğlakta kare yapıyor. Yani misyonunda, bu hayat yolculuğunda yükselen Koç. Şimdi Koç belki yeni bir enerjiye başlamadır. Bunu anlatabilir. Belki de bu hayatında daha çok sportif figür olacaktır ya da belki de bu hayatta örneğin güvenlik görevlisi de olabilir. Ama bu hayatta sanki gerçekten de hani öldürmeye gelmiş. Birini şok edici şekilde öldürmek. Bakın, Mars şey yükselen Uranüs'e kare. Şok edici kurban Neptün. Şimdi arkadaşlar, diğer husus şu. Haritasında ay düğümleri aksı yine yengeç, aynı Münevver Karabulut gibi yengeç oğlak. Ama burada bu haritayı doğru hani doğru olma ihtimalini arttıran etken şu. Güney Ay Düğümü 4. evde, Kuzey Ay Düğümü 10. ev. Bakın, burada kadim bir yapıdan bahsediyoruz. Münevver Karabulut'ta Güney Ay Düğümü 8. evde. Yani daha çok bir ölüm deneyimleri. İşte Kiron'un 21 derece kurban enerjisi ve yengeçte sürekli kendisinin ve atalarının öldürülmesi. Oradan aldığı bir yara. Cem Gariboğlu'nun haritasında Güney Ay Düğümü yönesi Ay yengeçte. Bu da çok uzun zamandır bir yapıdan, bize bir yapının üyesi olduğunu gösteriyor. Uranüs bu yapının bir grup yapısı olduğunu. Bu arada 3. evde ikizler. Bakın, bir kardeşlik örgütü ve yönetse Merkür 8. evde Plüto ile kavuşmuş arkadaşlar. Yine burada 21 derece. Burada da kurban olma enerjisi de olabilir. Neptün etkisinden dolayı gizli bir yapıyı da anlatabilir. Bakın, Merkür, Plüto ve 8. ev. Gizli bir yapı. Gizli bir kardeşlik teşkilatı. Ama güçlü bir yapı. Plüto 19 derece Akrep'te arkadaşlar. Bakın,
Burası liderlik derecesi. Plüto jenerasyon gezegeni. Çok güçlü bir, güçlü. Dünyada çok güçlü bir yapı. Ama gizli. 8. evde. Bu yapının içinde bir şey. Belki 21 derece burada kendisinin kurban olabilme ihtimalini arttırabilir. Şimdi yine haritasında arkadaşlar Venüs'ü pardon, Venüs'ü de 19 derece Başak'ta. Jüpiter de Başak'ta. Başak Burcu, Başak balık aksı arkadaşlar. Burası daha çok hem Hristiyanlık ve Başak Burcu da işte Bakire Meryem'le de alakalıdır. Burası bize Hristiyanlıkla da ilgili bilgileri. Başak biraz daha Başak'taki bu gezegen yapıları bu kişinin biraz da Hristiyan karşıtı olduğunu gösterebilir. Burada 19 derece Venüs'ü ve DSC yönetisi olduğu için sanki bu kişi bir bakire bir lider figürü, bir önemli bir insanı. Bu hayat yani DSC hattı da önemli. Burası partnerleri de anlatır. Bunu gösteriyor bize arkadaşlar. Burada Münevver Karabulut. Ya buradaki Venüs'ü Münevver Karabulut gibi düşünebilirsiniz. 19 derece ama Başak'ta. Bakire bir soylu figür. 19 bakın liderlik, soyluluk. Haritasında en çok sıra dışı olan durumlardan birisi arkadaşlar. Zaman yolculuğuna çıktığımızda ay düğümle birlikte Uranüs ve Neptün'ün kuzey ay düğümüne kavuşması. Bakın gizemli bir yapı Neptün ya da bu yapı kendisini bir şey için kurban ediyor anlamını da verebilir. Uranüs bu yapının çok sistematik çalıştığını anlatabilir veya çok teknolojik olarak gelişmiş oğlakta olduğu için yapının hani nasıl söyleyeyim birbirine iletişim ağının güçlü olduğunu anlatabilir. Jüpiter kuzey ay düğümün üçgen bu kişinin özellikle dini konular veya işte bu yapıda yabancılardan destek aldığını gösterebilir. Yabancılardan. Jüpiter yabancıları da anlatır. Ve ayrıca 9. ev yönetisi Jüpiter. Mars da yine Güney ay düğümün üçgeni arkadaşlar. Sanki geçmişten beridir bu kişi. Hani bir nevi öldürme şeyini bilen bir insan. Yani bu konuda uzman. Bu sanki sürekli görevi. Çünkü Güneş'i de akrepte. Şimdi Güneş Burcu arkadaşlar. Geçmişte sizin güçlü olduğunuz alan. Yani parladığınız alan. Akrep Burcu da mesela birisinin Güneş'i akrepse bu kişi geçmişte belki çok iyi bir psikologtur. Mafya olabilir. Güçlü pozisyonda bir insan olabilir. Karanlık yapıda bir insanı da anlatabilir. Hem Güneş'i hem Mars'ı akrep. Merkür Plütos akrep. Bakın akrep enerjisi çok yüksek. Cem Garipoğlu'nun haritasında akrep, oğlak ve başak enerjisi çok yüksek. Başak Burcu da burada sanki daha çok bakire bir kadın figürüne hani bu misyonda olduğunu bize gösteriyor. DSC yönetisi Venüs'ten dolayı. Geldik Mars Kiron karesi var arkadaşlar. Sanki soyluluk, soylu bir yapıya karşı savaş halinde olduğunu gösteriyor bize. Çünkü Münevver Karabulut görünen manzara soylu bir kişi. Yani ama daha çok bu dini açıdan. Ama soyluluğu kime, neye dayanır? Bunu çok daha derin araştırmalar bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama bu çok ciddi bir zaman kaybı. Gelelim değerli dostlar, bunun şeytani bir yapı olup olamayacağını. Yani gerçekten böyle bir yapı olabilir mi? Genelde hani astrolojide şeytan arketipi daha çok Oğlak Burcu ve Satürn'le alakalıdır. Aslında evren zıtlığın bir arada olmasından oluşur arkadaşlar. İşte kadın erkek, artı eksi, aydınlık, karanlık. Lakin Oğlak arketipi daha çok dünyasal başarıya odaklandığı için zirveye adım adım çıkma. Bu zirveye çıkmanın yolu duygulardan arınmış. Yani her yolun mübah olmasıyla olur. Dolayısıyla burada da oradaki şeytan mantığı, ya burada Satürn lanet olsun şeytan öyle düşünmemenizi istiyorum. Daha dünyasal başarının giden yolu bazen hani çok böyle ahlaka bazen uymamak olabilir. Dolayısıyla inançları önemsemeyebilir, işte değerleri yani orada
zirvede olmak için her yol mübah anlayış olabilir. Çok fazla, bir de kuzey ay düğümü de Oğlak'ta. Çok fazla gezegenin Oğlak'ta olması, tepe noktasında Oğlak olması, ayrıca Lilith'in de Oğlak'ta olması, işte gerçekten bir şeytani, karanlık bir yapıyla bağlantısı olabileceğini gösteriyor. Bunlar satanist midir? Böyle bir ihtimal var. Bunu daha sonraki incelemenizde tekrar göreceğiz. Bu arada Kuzey Ay Düğümü ve Tepe Noktası Yönesi Satürn'de 11. eve gelmiş ve Kova'da. Bu da şunu gösteriyor, bu hayat misyonunda bir grupla hareket ettiğini, yani bir yapı, bir yapıyla birlikte hareket ettiğini, bir kardeşlik örgütü, bir yapı. Şimdi üçüncü ev ikizler, kardeşlik örgütü. Mesela bu ne olabilir? Tapınak şövalyeleri. Çünkü onlar hem evet kova gibi bir grup ama bir tarafta da kardeşlik örgütü arkadaşlar. İkizler üçüncü ev kardeşliği anlatır ama fiziki olmayan kardeşliği de olabilir bu. Yani siz 8 kişi kan kardeşliği kurdunuz, bir şey için plan yapıyorsunuz. Hepiniz gerçek anlamda kardeş gibisinizdir. Bunu da anlatabilir. Buradan çıkan genel hatlar, resim, Cem Gariboğlu'nun değerli dostlar, ay düğümleri, işte o bağlantıda kadim bir durum. İşte Güney ay düğümü 4. ev Yengeç'te, Kuzey ay düğümü 10. ev ve Oğlak'ta. Uranüs, Neptün bağlantıları bu kadim etkiyi ve kolektif etkiyi daha da arttırıyor. Yani bu bir grup ve gizemli bir yapı. İşte Mars'ın Güney ay düğümünün üçgeni, Jüpiter'in Kuzey ay düğümünün üçgeni, Uranüs üçgeni yine burada yabancı içinde yabancı yapılarında olduğunu bize gösteriyor. Son olarak arkadaşlar burada da Cem Gariboğlu'nun haritasında kısırılmış burç Balık Başak aksı. Bakın Hristiyanlık, balık, bu alan kısırılmış. Demek ki bu alanda bir kapalı bilgiler var. Ve Cem Gariboğlu'nun bulunduğu yapı, organizasyon her neyse daha çok amacının bize Hristiyanlık karşıtı, yani nasıl bir yapıysa, bu Illuminati midir ya da başka değişik Masonik yapılar mıdır? Ne olabilir? Masonik yapı da olabilir arkadaşlar. Masonluk duvar işçiliğine dayanır ve duvar işçiliği de değerli dostlar, duvar, binalar Oğlak burcudur. Boğa daha çok dünyanın da burcu, yeryüzü arkadaşlar. Başak daha çok tarım alanları. Ama Oğlak da daha çok oradaki yapılar. Çünkü siz bir yerde yaşamaya başladınız. Önce çıplak arazi var, Boğa. Başak'ta bir şeyler ekiyorsunuz. Sonra yapı inşa ediyorsunuz. O yapı işte o Oğlak. Taş ustalığı. Masonik bir yapı olma ihtimali çok güçlü. Lilith'in de Oğlak'ta olmasından kaynaklı. Yani birçok bilgiyle birlikte bunu da anlatıyor. Ama bu yapı daha çok Hristiyanlık karşıtı bir yapı gibi gözüküyor. Ama bu Hristiyanlık karşıtı yapı kimdir, nedir? Bunu da siz değerli izleyicilere bırakıyorum. Benim bu konuda şahsen bir görüşüm yok. Çok araştırıyorum böyle yapılar ama çok fazla komplo teorisi olduğu için bu konularda hani şu olabilir, bu olabilir bakmıyorum. Bu konuyu size bırakıyorum değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuz sona eriyor. Resmin biraz daha büyük kısmını görmeye başladık. Artık biraz daha bir şeyler kafaya oturuyor. Üçüncü videomuz değerli dostlarım. Bu sefer Münevver Karabulut'un haritası üzerinden cinayet zamanını bir inceleyeceğiz. Oradan da bilgiler toplayacağız. Bakalım orası bize ne tür bilgiler verecek. Üçüncü videoda, serimizin üçüncü videosunda görüşmek üzere değerli dostlar.